arkadaşlar, muhasebe standartları dersinin şöyle kısa bir tanıtımını yapmak istiyorum size. Arkadaşlar, ben bu dersi yaklaşık 5 yıldır veriyorum burada. Aynı zamanda bu dersi Ankara Muhasebeciler Serbest Muhasebeci Malum İşler Odası'nda da gerek yeterlik gruplarına, SMM yeterlikleri üzerine başlatma gruplarına, gerekse yeminli mali müşavirlerin ileri düzey finansal muhasebe dersinde arkadaşlar anlatmıştım odada da, muhasebeciler odasında. Burada da muhasebe standartları ders KGK'nın sınavı için 5 yıldır bu eğitimi veriyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz ortalama 30 saatlik bir ders arkadaşlar. Bu derste diğer 3 derste olduğu gibi toplam 4 tane dersten sınava gireceğiz. Ama biliyorsunuz SKF mevzuatı ile bankacılık kanunu ile ilgili derse isterseniz girmeyebiliyorsunuz. Bunlara çok da detaya girmek istemiyorum. Bakın her dönem 40 soru geliyor bu derslerde. Standartlar dersinde de diğer derslerde 40 soru geliyor arkadaşlar. Soruların dağılımına şöyle bir bakmak istersek, gördüğünüz gibi son 7 dönemi ben koydum buraya. Tabi sınavımız 2013'ten beri yapılıyor biliyorsunuz. Bu şeyde standartlarda arkadaşlar bazı standartlara aşırı bir şekilde yükleniyorlar. Yani hiç çekmiyor bazı standartlar. Her sınavda çıkıyor. Örnek vermek gerekirse şuradan kalem alayım. Arkadaşlar bir saniye. Bakın mesela TMS1'de gördüğünüz gibi her dönem soru gelmiş. TMS2 stoklarda her dönem soru gelmiş. Hatta TMS1'den bir dönem 8 soru gelmiş arkadaşlar. Direkt olay. Yani TMS16'dan bakın her dönem soru gelmiş. 5 soru geldiği olmuş, 6 soru geldiği olmuş arkadaşlar. Ama bizim asıl favori şeyimiz arkadaşlar ne diyelim standartımız tabii ki Bobby FRS. Bu var ya bu Bobby FRS'e adamlar buna takmış. Bakın bir dönem tam 11 tane soru geldiği olmuş arkadaşlar. Son sınavda kaç soru gelmiş? 6 soru. Bu Bobby FRS arkadaşlar çok önemli bir standartımız. Soru sayısı olarak da öyle. Şu anda çok güncel bir standart. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 270 sayfa, 276 mı öyle bir şey sayfa, çok bayağı yoğun bir standart. Bunları arkadaşlar hepsine değineceğiz. Bilgisayar 30 saatte bunlara nasıl hepsine değineceğiz? Arkadaşlar değiniliyor, inanın zamanı optimal kullandığımızda hepsine değineceğiz. Hatta bizim temel şeyimiz şu, bu standartları anlatacağız. Sonra soru çözümünü en sona bırakmayacağız. Ben onun pek başarılı olduğuna da inanmıyorum. Böyle bir şeye de inanmıyorum. Peki nasıl bir ders anlatmayı düşünüyoruz ya da nasıl anlatıyoruz dersimizi? Önce standartımızı anlatacağız. Standart bitince yeni standarda geçmeyip çıkmış soru çözeceğiz arkadaşlar. Bazen 5 soru, bazen 10 soru, bazen 15 soru bilemiyorum. Standartın önemine göre. Mesela bu bir FRS için 10 soru falan yetmez. Çözebildiğimiz kadar çözeceğiz. Şimdi bu standartların sorularının dağılımı bu şekilde arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeyim sonra bu sayfadan çıkacağım. Eskiden ben şu sonuna gelmek istiyorum tablomuzun. Şuraya gelmek istiyorum. Eskiden arkadaşlar şu TFRS'lerden gördüğünüz gibi 16 tane TFRS'imiz var. Ve bu bir direktlerse 17. Gerçi arada boşluk var. Mesela 14 TFRS yok mu? Var. Niye yok burada? Soru gelmemiş. Soru gelmemiş. Onları koymamışız buraya arkadaşlar. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bu TFRS'lerde eskiden çok az soru gelirdi. Eskiden dedim daha 2-3 yıl önce. Ama son zamanlarda bu TFRS'den çok soru gelmeye başladı. Bazen 40 sorunun inanın abartmanın yarısı buradan gelmiş. Mesela şu bakın 2019 sorusuna bakalım. 2019 dönemine. Yani şuradan bahsediyorum şuradan. Bakın 40 sorunun kaç tanesi gelmiş? 11, 14, 15, 16, 19, 22, 24 tane soru buradan gelmiş bakın arkadaşlar. Yani bu TFRS bizim için önemli. Son sınavda da arkadaşlar şu su sütüne bakacak olursak son sınav sorumuza arkadaşlar şuradan da 13 hatta şunu da ekleyelim 13 tane soru gelmiş arkadaşlar. Yani TFRS'lere çok önem vermemiz gerekiyor. Bunları da anlatacağız tabii ki. Arkadaşlar bu soruların dağılımı bu şekilde. Şimdi bir tane şey göstermek istiyorum. İlk konumuzun başını göstereceğim ama İsterseniz derste nasıl bir sıra izleyeceğinizi de gösterelim. Mesela notlarımızın içindekiler kısmı bu. Bakın önce kavramsal çerçeveyi anlatıyoruz. Daha sonra işte
muhasebe standartlarına değiniyoruz. Zaten ikinci sayfa bir FRS'ler, TFRS'lere değiniyoruz arkadaşlar. Şurada geçtiğim yer dikkatinizi çekiyor. Burada bir set oluşturmuşuz. Set. Bu da ne? Finansal araçlar diye bir setimiz var arkadaşlar. Finansal araçlar, kıymetli arkadaşlarım, finansal araçlar, gördüğünüz gibi şu finansal araçlar bizim soru sayısı olarak en çok soru çıkan yerlerin başında geliyor desek yalan olmaz. Finansal araçlar, arkadaşlar bakın kaç standart o aynı konuyla ilgili. 1, 32, 39, 2, 7, 9, 4, 28, 10 ve 11 yani 7 tane standart finansal araçlarla ilgili arkadaşlar. Bunları ben dağınık dağınık anlatmak yerine bunları böyle bir set haline getirdim. Bunların hepsini bir arada anlatacağız. Peki bu seti oluştururken neye dikkat ettik? Finansal araçlara yatırım yaptığımızda arkadaşlar bazen o firmalara, yatırım yaptığımız firmalara ortak oluruz. Bazı finansal araçlar ortaklık hakkı verir. Mesela hisse senetleri gibi. Bazıları sadece borç alacak ilişkisi doğurur. Örnek veriyorum tahvil ve bonolar gibi. Bunları arkadaşlar aldığımızda, finansal araçları aldığımızda ki bazen de ihraç eden taraf da olabilir ama aldığımız taraftan bakacak olursak bunları aldığımız arkadaşlar ne kontrolü ne de önemli etkiye sahip olamıyorsak bakın bulunmadığı yatırımlar için 4 tane standart anlatacağız dersimizde. Bu finansal araçları alarak önemli etkiye sahip olursak bakın önemli etkimiz olursa TMS 28 işin içine giriyor. Bir de kontrolü elimize geçirirsek bakın kontrolün eline geçirilmesi durumunda da arkadaşlar kontrol ele geçirilmesi durumunda da arkadaşlar TFRS 10'la TFRS 11 işin içine giriyor. Bunları tek tek anlatıyor. Böyle setimiz var arkadaşlar. Zaten böyle birkaç standardı bir arada birlikte anlatmamız gereken bir bu finansal araçlar var. Bir de arkadaşlar şu aşağıdaki BOBI standardı, BOBI standardı. Demin de gördünüz bazı yıllar tam tamına 11 tane soru geldiği olmuş. BOBI 27 tane bölümden oluşan bir standart. Yaklaşık 200-270 küsur sayfa, 300'lerini de yuvarlayalım bir sürü ne olacak. Peki arkadaşlar biz dersimizde standartları nasıl göreceğiz? Bakın ilk notumuzun ilk başında işte giriş kısımlarda işte standartlarımız bunlardır, TFRS'ler bunlardır. Bunları anlattım. Bunlarla bir yerden bir sayfa civarında arkadaşlar. Bu standartlar bildiğiniz şeyler ama ben de söylemek istiyorum. Aslında hiçbir kelimesi, hiçbir cümlesi Türkiye'deki bir hocaya veya uzmana ait değil arkadaşlar. Bunlar İngiltere'nin Londra şehrinde İFAK diye bir kuruluş var arkadaşlar. İFAK bu muhasebe standartları kurulu. Arkadaşlar bu kurul çıkarıyor, standartları çıkıyor. İki tane şeyi var bunun, alt birimleri var. Bir muhasebe standartları kurulu var, bir de denetim standartları kurulu var. Ülkemizde bunu KGK yapıyor ve tek kurul. Bizde iki tane değil, bir tane kurul var. O da KGK'nın bünyesinde. Arkadaşlar bu KGK, laf uzatmadan şöyle toparlayayım. Londra'daki standartlar kurumu, muhasebe standartlar kurumu çıkartmış olduğu standartları sadece Türkçe'ye çeviri yapıyor. Yani bunlar tamamen motomot çeviridir muhasebe standartları ve denetim standartları. Motomot çeviri olduğu için cümleleri anlamak çok zor. Bazen böyle okuyorsunuz, yazıyorsunuz bu nasıl çeviri? O yüzden her sene bu KGK'ya eleştiriler gidiyor ve KGK bu eleştirilere işte uygulamadaki aksaklıklara dikkat ederek arkadaşlar ne yapıyor? Bu standartlara revize ediyor. Mesela KGK'nın sitesine girersiniz, standartlara bakıyorsunuz, 2020 versiyonu diyor, 2019 versiyonu diyor, 2018 versiyonu diyor, 2017. Yani her yıl yeni bir versiyon çıkartarak bu standartları revize ediyor. Yani daha da Türkçeleştiriyor, daha da anlaşılır hale getiriyor. Bizim bu notlarımız arkadaşlar en son versiyonu olan 2020 sketine uygun bir nottur. Bunu da benim asıl diyor orijinali KGK'nın sitesinde var diyor arkadaşlar. Gerçekten bunlar bir özet. Yani bu KGK'nın ilan etmiş olduğu standartları şöyle üst üste koysanız 3000 ile 4000 sayfa arasında tutar. Hani 3500 sayfa civarında tutar tahminim. Ki bunları düşünün yani gerçekten tek tek buraya koysak nasıl bir kitap olurdu değil mi? Olmaz. KGK bile bunu birkaç cilt halinde basıyor. Bunları ben özetledim arkadaşlar. İşte 250 ile 300 sayfa arasında çıktı özetim. Yani %10, %90'ı
Artık %10'a düşürmüşüz toplam standart sayfasını. Diyeceksiniz neye göre özet yaptın? Bu kadar hani 300 sayfaya düşürdüm. Arkadaşlar çıkmış sorulara göre. Çıkmış sorulara bakıyoruz. Nerelerden gelmişse sorular oraları notlarımıza koyduk. Bizim ilk hedefimiz sınava geçmek. Sınavımızı geçelim de ondan sonra bunun detayına o kadar girme yolu var ki üniversitelerde yüksek lisans yapabilirsiniz. KGK'nın eğitimleri var, özel kuruluşların eğitimleri var. O ayrı bir konu. Onlara hiç girmiyorum. Şimdi bakın bir tane şey göstereyim. Ondan sonra bitireceğim. Mesela bizim göreceğimiz ilk şey kavramsal çerçeve. Arkadaşlar kavramsal çerçeveyi gördüğünüz gibi işte amacı falan böyle anlatmışız. Ben bütün standartları şu numaralarını hep notuma koydum. Neden notuma koydum? Arkadaşlar bunu soru çözerken çok işimize yarayacak. Mesela burada SA1-2 diyor, SA1-3 diyor. Bu kodları koydum buraya. Sonra arkadaşlar anlatıyor işte parça içerisinde neler var. Onları da belirtmişiz. Arkadaşlar kavramsal çerçeve her dönem soru geliyor. Sorulara baktığımız iki ana başlığa çok yükleniyorlar. İki ana başlığa. Birincisi finans kısmı. Birincisi bu finansal bilgi. Finansal bilginin arkadaşlar gördüğünüz gibi temel özellikleri var. Bir de destekleyici özellikleri var. Bunların üzerinde duracağız. Arkadaşlar temel özellikler olmadan destekleyici olmuş hiçbir önemi yok. Önemli olan temel kısmı. Temel özelliklere uyduktan sonra destekleyici de uyarsa diyor ama o bir tam bir finansal bilgidir de burada anlatmış. Temeli hangisiymiş? İhtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun sunumdur. İşte bunları böyle anlatmışlar. Önemli belki bu bir tanıtım olduğu için. Yoksa de böyle değil tabii. Satır satır geliyoruz. Arkadaşlar sonra bir önemli konumuz daha var. Bu da şimdi geldiydi. Nerede notum? Ha şurası. Ölçüm esasları. Her sınavda çıkar. Her sınavda çıkar bu ölçüm esasları. Bunu da işte tarihi cari diye ikiye ayırıyoruz. İşte onu cariyi kendi içinde üçe ayırıyoruz. İşte böyle konuları anlattıktan sonra arkadaşlar bunları mesela bazı standartlar var böyle sözel geçemiyorsunuz arkadaşlar. İlla sayısal örnek yapmanız lazım. Örnek veriyorum TMS2 stoplar standartı. Sayısal soru gelir oradan. TMS16 madde duranlıklar standartı. TMS12 gelir vergileri standartı. Bunlardan çok sayısal soru geliyor. Bu 40 sorunun dağılımına baktığımızda zaten yaklaşık 15 tanesi sayısal soru geliyor arkadaşlar. Bu 15 sayısal sorudan da bazen bir bazen iki tane de yevmiye kayıtlı sorular gelebiliyor. Bu sayısal şeylere de değineceğiz konulara, standartlarımızda. Mesela TMS36 değer düşüklü standartı, oradan mesela çok soruyorlar sayısal soru. Bu bir FRS'de inşaat muhasebesi, inşaat sözleşmeleri kısmı var oradan. TFRS15'de hasılatta mesela hasılatın hesaplanmasıyla ilgili sayısal sorular gelebiliyor. Mesela şu son TFRS'imiz, TFRS16 kiralamalar, oradan falan sayısal sorular gelebiliyor. Bunlara yani şunu demeye çalışıyorum, sayısal soru geliyorsa sayısal örnek de veriyoruz. Ama mesela kavramsal çerçeve tamamen sözel bir arkadaşlar konu. Şimdi bunu bir tanım standart etmiş, en son onu söyleyeyim. Bakın tanımları, bu tanımlardan da soru gelebiliyor. Mesela tanımı yazıyor, bu neyin tanımıdır? Bunlara da değineceğiz arkadaşlar. Bunları da belirttikten sonra geçiyoruz. Bitirdiğimiz standartla ilgili arkadaşlar soru çözüyoruz. Çözüyoruz. Mesela burada kıymetli arkadaşlarım en son 2020'nin birinci dönem yani Ağustos sınavında çıkmış soruyla başlıyoruz. Bu sorular arkadaşlar en son çıkan sorudan geriye doğru gidiyorum. Bütün tabii çıkmış soruları buraya koymamız mümkün değil. Ne yapıyoruz? Çok soru gelen standartlarda 10 civarında soru çözüyoruz. Az soru geliyorsa 5 soru çözüyoruz. Mesela Bobby gibi böyle çok önemli, Bobby FRS gibi standartsa ondan da fazla çok soru çözüyoruz arkadaşlar. Takdir edersiniz ki dersi süresinde bitirmenin başka da bir yolu yok. Şimdi böyle sorularımızı böyle sınıfça çözdükten sonra tabii bazılarını da ev ödevi olarak da verebiliriz mesela. Değil mi? Yiyen soruları. Yani altında da zaten bakın kıymetli arkadaşlar şeyler var. Cevap anahtarları var. Oradan da kendimizi ne yapabiliyoruz? Kontrol ediyoruz. Sonra ben sınıfta her şey e-mail adresime kadar yazıyorum tahtaya. Oradan da bana ulaşarak arkadaşlar mesela yapamadığımız sorular falan olabilir. Onlarla beraber ne yapıyoruz? Sınav ve sınavdan sonra da tabii istediğiniz zaman görüşürüz. Sonra yeni bir standarda geçiyoruz. Bu şekilde notlarımız devam edip gidiyor arkadaşlar. Evet. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize çok başarılar diliyorum arkadaşlar. Dersimizin genel şeyi bu şekilde. Evet inşallah bir faydamız olmuştur. İyi günler arkadaşlar. Sağ olun.